Seçim çalışmaları süresince Nurşin'in neredeyse bütün mahallelerini gezdim. Sokak sokak geziyoruz, ev ev geziyoruz. Ve Nurşin'in o kadar çok şeye ihtiyacı var ki son 10 yılda neredeyse hiç hizmet götürülmemiş. En basit hizmetlerden birisi sinekle mücadele çalışması olmasına rağmen şu mevsimde bile sinekten neredeyse sokaklarda yürüyemez durumdayız. İki dönemdir kayyum atanan bir ilçemiz. Kayyum sadece belediye ait mal varlığını satmak gibi hizmetlerde bulunmuş gibi görünüyor. Her sokağa, her mahalleye gittiğimizde yükümüzün ne kadar ağır olduğu hissine kapılıyorum. Bağlanan yeni iki köy var. Hiç hizmet gitmemiş alanlar, altyapı sorunundan tutun imar sorununa ve en temel sorun aslında şeydir, kadın özgürlüğü, kadın bakış açısı sorunu maalesef ilçemizde mevcut. Kayyumların ilk el koyduğu alanlar kadın kazanımları, kadın merkezlerini kapatmak, kadın danışma merkezlerini kapatmak. Velhasıl kadın kazanım alanlarının tümüne müdahale söz konusu. Kadın özgürlüğünden korkan bir yerden bakıyor iktidar. O yüzden önce kadın mücadele alanlarını kapatmak gibi bir girişimde bulunuyor. Çünkü korktuğu alanlardan bir tanesi kadın alanları. Aynı zamanda biz kadın partisiyiz. Eşitliği savunan bir yerden bakıyoruz. Bunun için de eş başkanlık sistemini uyguluyoruz. Bugün dünyaya da model olan, örnek olan eş başkanlık sistemini uygulayan tek partiyiz. Eril bir zihniyetin, dini etkilerin yoğun olduğu bir ilçe. Biraz zorlanacağım bir ilçe ama mücadeleden de kadın kazanımlarından da vazgeçmeyeceğim bir ilçe. Kadınlara özgürlük alanları açabileceğimiz, onlara model olabileceğimiz yeni alanlar, bakir alanlar aynı zamanda. Belediyenin partimizce alınmasından sonra kadınlara yeni alanlar açıldı. Kadınlar kendini daha özgür hissetmeye, kendini çalışmalara dahil etmeye başladı. Yani bildiğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır kayyum tarafından yönetiliyor burası. 3 dönemdir partimiz burada belediyeyi kazanıyor. Ama son 2,5 dönem kayyum atanarak bizim halkın iradesi olan belediye başkanlarımız uzaklaştırılmıştır. Kayyum tarafından yönetiliyor. Kayyum da bu süreç içerisinde çok ciddi tahribatlar oluşturdu. Yani arsa satmalar, belediye dükkanlarını satmalar, bu konuda ciddi kendi aralarında karar vererek böyle bir tahribatlar oluşturdular. Bunları yaparken de Nurşin'de gözle görülebilir hiçbir hizmet yapılmadığını görüyoruz. Özellikle su sıkıntısı çok fazla. Yani Nurşin gibi görüyorsunuz her taraf suyla dolu. Ama maalesef çoğu mahallelerimiz hala su kesintileri, saatlerce su sıkıntısı yaşıyor. Su tesisatları çok eski tesisatlar. Bu asbest borularla tamamen zehir saçıyor. Biz bunları acilen değiştireceğiz. Gerçekten su kaynaklarımız çok fazla. Biz değerlendirebilirsek ciddi tespitlerle, çalışmalarla bütün halkımıza su hizmetini verebiliriz. Diğer taraftan bir sürü mahallelerimizde altyapı eksikliği var. Altyapı da çok eski olduğundan, nüfusun az olduğu dönemde yapıldığından şu anki nüfusu kaldırabilecek durumda değil. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Bu sıkıntıları görüyoruz. Ben daha önce belediye meclis üyeliği de yaptığım dönemde imar konusunda çok ciddi tahribatlar var. Bunun çözümü için uğraşlarımız oldu ama maalesef kayyum atamasıyla böyle bir fırsat verilmedi bize. Sosyal aktiviteler, kültürel aktiviteler konusunda çok ciddi eksiğimiz var.
hem kadınlar açısından, gençlerimiz açısından, gençlerin gerçekten sosyo-kültürel olarak kendini ifade edebileceği mekanlarımız yok. Biz bununla ilgili kadın meclisleri, gençler için sosyo-kültürel meclisler açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Yani bu tür aktivitelerinin az olmasından dolayı gençlerimizde çok ciddi boşluk oluşuyor. Gençlerin farklı tasvip edemeyeceğimiz yönlere kayıyor. Bu da tamamen ilgisizlikten, gençleri değerlendirebileceğimiz sosyal aktivitelerin olmamasından kaynaklanıyor. Biz bu sorunları görüyoruz. Bunların çözümleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz Halkın Partisi'yiz. Gerçekten burada daha önce Nurşin halkı 3 dönem kendi iradesini sahip çıkarak kendi temsiliyetini belediyelerimize göndermiştir. Halkın önceliği kendi iradesini bu gaspın altından kurtarmak. Yani biz bunu kendi çalışmalarımızda da görüyoruz. Tabii halkın hizmet açısından, belediyenin çalışması açısından da çok ciddi talepleri var. Ama halkın önceliği kendi iradesine sahip çıkmak. Şu an kendi yeri olan, kendi belediyesi olan, kendi temsiliyetinin olması gereken yerleri kayyumlardan kurtarmak. Öncelik halkın talebi bu yönden. Biz kararlıyız, haklıyız. Diğer partilerin bugün halka ben bunu doğru yaptım, bunun için oyunuza talebim, desteğinize talebim diyebileceği hiçbir şey kalmamış. Bunu halka tehditlerle, kadro sözleriyle, kirli vaatlerle ancak yapabiliyorlar. Halk bunu görüyor. Halk bize güveniyor. Biz gerçekten bu halka hizmet edecek tek partinin DEM Parti olduğunu biliyor. Biz de inşallah halkımıza karşı mahcup olmayız. Halkımızın beklediği tüm hizmetleri bu halka sunacağız. Yani bunlar halka giderken işte biz iktidar partisiyiz, güç bizde, biz gelirsek falan bakanlıktan bunu getiririz. Yani normalde halkın olması gereken hizmetleri kendi partisine mal edip bu tür vaatlerde bulunuyorlar. Şu an kayyumla yönetiliyor. Eğer gerçekten bu halka hizmet vermek isteseler kayyumu kendileri atamış, kendi zihniyetleri atamış. Neden şu ana kadar o hizmet yapılmadı? Yani madem bu kadar güçlüler, niye bu halkın malı olan dükkanları ve arsaları satıyorlar? Yani biz kadın eş başkanı Ülfiye arkadaşımızla biz bu halka hizmet için yola çıktık. Umuyorum ki bu halkta her zaman iradesine sahip çıktığı gibi tekrar iradesine sahip çıkacaktır. Dışarıda olan seçmenlerimizin kesinlikle ne zorluklar da olursa olsun gelip kendi iradesine sahip çıkacaktır. Gelip oyunu kullanacaktır. Bütün Nurşinli halkın kendini bu seçimde birer sorumlu olarak görmesini istiyoruz. Herkesin kendini çalışmalara katmasını istiyoruz. Ki bu menfaat çıkar davası değil. Bu halkın davasıdır ve yine halk kazanacak. Serkeftin, serkeftin.